hiç unutmayacağım. Biraz da iyi tarafından bakmaya çalışsak. Hayatımda tutunabileceğim iyi bir taraf da var. Katil olmadığını, istemeden de olsa birini öldürmemiş olduğunu öğrenmiş olduk. Öyle. Öyle de. Yıllarca sana vicdan azabı çektiren kişinin aslında baban olduğunu bilmek. Ne bileyim. Bak görürsün. Her şeyin mantıklı bir açıklaması vardır. Nasıl da pozitifsin. Sen benim yerimde olsan mesela, baban sana hiç beklemediğin kadar büyük bir kazık atsa, ne yapardın acaba? Kim bilir ne yapardım. Ben artık görüşürüz. Görüşürüz. Yazıklar olsun. Anne ne oldu? Yok senin annen. Beni bir dinler misin? Anlatacağım her şeyi. Gece eve gelmemek ne demek ya? Hem de emrivaki yaparak. Beni öyle hasta yatağım da tıkmış mı bıraktın yetmiyormuş gibi. Anne abartıyorsun ama. Özür dilerim. Hatalı olabilirim de bir dinlersen sen de hak vereceksin. Çok olaylı bir geceydi. Selim'le babası herkesin ortasında birbirlerine girdiler. Ortalık karıştı, sesler yükseldi. O çocuklaydın değil mi sabaha kadar? Evet onunlaydım. Çünkü bana ihtiyacı vardı. Onu öyle yıkık dökük yalnız bırakmak istemedim. Eve geliyordum ama yarı yolda geri döndüm. Bak sen, benim bir annem var. Ben önce arayıp ondan bir izin alayım demek aklına gelmedi öyle mi? Anne. Ah. Binnaz ablaya mesaj attım ben. Nerede o, gitti mi? Çıktı az önce. Senin sorumsuzluğun yüzünden bir de o işe geç kalmasın diye düşündüm. Yani bunlar da bula bula doğum gününü mü buldular yani böyle tartışacak? Ailevi karışıklıklar. İhsan Kutlusay çok gaddar bir adam. Niye ki? Öyle işte. Yani benimki de beş para etmez de. Selim'inkini de altın tepsi de baba diye koysalar önüme asla almam. Sen şimdi adama bu kadar laf et. Sonra tut yetiştirdiği çocuğa aşık ol. Bile bile lades diye biz buna diyoruz canım.